Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuncay Ağaca. Bugün sizlerle tamamen doğaçlama bir video çekmek istiyorum. Konusu elektronik aletler, telefonlar. Biliyorsunuz telefonlar bayağı bir hayatımıza girdi. Yurt dışı alınır mı, alınmaz mı, kayıt yapılır mı, yapılmaz mı? Genel olarak bunlarla alakalı güzel bir hoş doğaçlama sohbet olacağına inanıyorum. Piyasada çevremde bana birçok soru geliyor. Bunları aslında ben derledim. Bir ufak bir deftere not olarak yazdım. Bunları cevaplamak istiyorum. İsterseniz lafı uzatmadan hemen videoya geçelim sorulara. Ben birkaç tanesini not aldım. Önce kayıtlı mı alınmalı, kayıtsız mı alınmalı diye birçok soru geliyor. Çünkü biliyorsunuz arasında bayağı bir fiyat farkı var. Şu an siz bu izlediğiniz video Xiaomi Mi 10 cep telefonuyla çekiliyor. Türkiye kayıtlısı yani Türkiye garantilisi yaklaşık 7.900-8.000 lira civarında bir cep telefonu. Ama kayıtsız olarak aldığınızda 5.000 lira, 4.750 lira böyle bir uçurum fiyat farkı var. Yani takribi 3.000 liralık bir fiyat farkı var. Ben size bu şekilde alın ve hani garantili alın veya kayıtsız alın. Kesinlikle demiyorum. Bu sadece tavsiyelerimi sunuyorum. Biliyorsunuz Xiaomi tüm modelleri çift hatlı olarak geliyor. Eğer ki çift hata ihtiyacınız varsa kayıtlı alın derim. Çünkü karşınızda bir muhatap olacaktır. Ama gücüm fazlasına yetmiyor derseniz kayıtsız alacaksınız. Yani böyle bir ikisinde avantajları ve dezavantajları var. Benim için avantajları, yani kayıtsız olmasının avantajları daha fazlaydı. En başta zaten biliyorsunuz fiyat, performans açısından fiyatı önemliydi. Ben de o yüzden kayıtsız aldım. E-mail'i kendim attırdım. 200 lira gibi bir rakama. Bu şekilde kullanıyorum. Hiç de problem yaşamadım. Çip altında zaten kullanmıyordum. Bu yüzden ben kayıtsız aldım. Kayıtı da alırsanız tabii karşınızda kesinlikle bir muhatap olur. Şöyle bir muhatap olur. Yazılımsal problem olduğunda bir muhatap olur ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz Xiaomi cep telefonlarına eğer yazılımsal problem olduğunda telefonunuzu bilgisayara bağlayıp fast boot modundan sıfırlayıp yani servisin yapacağı tüm işlemi siz de dakikalar içinde cep telefonunuza müdahale edebilirsiniz. İkincisi Xiaomi Samsung mu veya işte Oppo mu, Realme mi, şu mu, bu mu, Samsung mu? Niye Samsung? Android tarafında diğer Çin markalarından sonraki en büyük, en göze alınır Samsung. Biliyorsunuz LG telefon işini tamamen bıraktığını geçenlerde duyurmuştu bir lansmanda. Açıkçası ben olsam, param varsa kesinlikle Xiaomi almam. Niye almam? Şimdi diyorsunuz, belki içinizden geçiyorsunuzdur. Xiaomi cep telefonuyla video çekiyorsun, o kadar uyuyorsun. Bununla alakalı videon var ama param olsa Xiaomi'yi almam diye bir söz kullandın. Sebebi şu. Birincisi, Xiaomi biliyorsunuz MIUI diyelim. Bu arayüz sayesinde stabil kalmasını sağlıyor cep telefonlarının. Bunun dışında malzeme kalitesi kesinlikle yok. Yani bu açığı buradan kapatıyor. Yani bir işlemcisi var, bir Yonga seti var, kullandığı RAM'i var, kendi üzerindeki SD kartı vesairesi var ama malzeme kalitesinin olduğuna inanmıyorum, görmüyordu zaten bu bir malzeme kalitesi yok. Aynı şekilde Samsung'da diyelim ki ben şu an az önce söyledim Mi 10 kullanıyorum. Türkiye bedeli kaç lira? Şu an 8.000 lira. 8.000 liraya Samsung'da bir S20 alabilir miyim? Yani şüpheli. O bantta alamıyorum. Samsung biraz fiyat bandında biraz yüksek ama kesinlikle malzeme kalitesi, kamera kalitesi vesaire diğer kaliteler Xiaomi'nin çok çok üzerinde. Ama dediğim gibi Xiaomi'nin de bir tık önde olmasının sebebi kesinlikle arayüzündeki bu güzellik. Biliyorsunuz iPhone'a da benzetiliyor arayüz MIUI. Bunu söyleyemiyorum kusura bakmayın. Peki üçüncü sorum. E-mail nasıl hallediliyor? Biliyorsunuz Xiaomi cep telefonları eğer kayıtsız geldiyse 4 ay 10 gün. Yani yurt dışından gelen tüm cep telefonları sadece Xiaomi değil de Samsung da olsa, iPhone da olsa,
Oppo, Realme, diğerleri vesairesi yurt dışından gelen tüm cep telefonları 4 ay 10 gün kullanıma sahip. 4 ay 10 günden sonra o IMEI kapanıyor. Eğer bir IMEI yatırmadıysanız, eğer IMEI'yi yasal olarak pasaportunuza kayıt ettirmediyseniz telefonunuz kapanacaktır. Ki bu işlemleri yaparsanız zaten hiçbir şekilde problem olmadan kullanırsınız. Yani IMEI dışarıdan bir telefoncu falan attırsanız veya internette videoları falan var dolaşıyor ama kesinlikle kendiniz yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içinden gereksiz bir dosyayı sildiğinizde geri dönmez bir şekilde telefonunuz çöp olabilir, yani brick olabilir diyeyim. Yetkili bir kişiye gösterirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. İkincisi, eğer siz de Xiaomi cep telefonu kullanıyorsanız bootloader kilidi veya telefoncudan aldıktan sonra kilidi açın falan diye bir şeyler söylerler size. Bunun adı bootloader kilidi. Bu kilit nedir? Üretici Xiaomi firması telefonun kendine müdahale edilmesin diye, yani telefonun birçok ayarına müdahale edilmesin diye bootloader kilidi koyuyor. Bu kilidi kaldırmak için de önce başvuruda bulunuyorsunuz. Bunun için alakalı program var. Eğer isterseniz yorumları yazın. Ben programın linkini size göndereyim. Eğer zaten büyük ihtimalle bunu siz de biliyorsunuzdur. Bu programa telefonunuzu bilgisayara bağladığınızda program üzerinden büyük ihtimalle 168 saat, yani 7 iş gün değil de 7 gün size süre veriyor. 7 günün sonunda da bootloader kilidi kalkıyor. Bootloader kilidinin kalkmasıyla beraber cihazın tüm hakları sizin elinizde oluyor. Yani cihazın her şeyine müdahale edebiliyorsunuz. IMEI değiştirmek de bunlardan bir tanesi. Peki beşinci soru, güncelleme alır mı? Güncellemede kesinlikle herhangi bir problem olmaz. Yani Çin'den gelen, kayıtlı olarak gelen telefon neyse sizin telefonunuzda aynısı olur. Hiçbir problem olmaz. Peki birçok yerde belki okumuşsunuzdur, kafanızı karıştırır. Stabil ROM var, geliştirici ROM var. İşte birçok ROM var. Bunlar nedir? Telefon biliyorsunuz ki Çin'e üretiliyor bu cep telefonu, Xiaomi cep telefonu. Çin'de kullanılan sürümüne stabil, yani kararlı ROM deniyor. Avrupa'da kullanılan ROM'a ise geliştirilebilir ROM deniyor. Hatta beta ROM'ları da var. Bunlar şu, telefonda diyelim ki şu an ben MIUI 12 kullanıyorum. 12.5'a geçiliyor. Önce beta sürümü yayınlanıyor. Geliştiriciler bunu indiriyor. Yani senin gibi, benim gibi insanlar bunu indiriyor. İndirdikten sonra programlarda problem varsa, kamerada problem varsa, arama butonunda problem varsa birçok açık buradan görülüyor ve tekrardan yama yapılarak, güncelleştirme gelerek bu problemler kapatılıyor. Beta bu şekilde, yani beta biraz da hataları ayıklamak için yapılıyor ki bunu
Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sağ alt kısmında bulunan abone ol butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada aklınızda herhangi bir soru kaldıysa yorumlar kısmına yazarak bana sorabilirsiniz. Şimdiden iyi günler diliyorum.